Haşir kelime mana itibariyle toplama, bir araya getirme. Islah manası ise insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda toplanması. Başka bir ifadeyle mahkeme-i kübrada, yani büyük mahkemede hesaba çekilmek için toplanma anlamına geliyor. Biraz daha avam lisanıyla anlatacak olursak, hani Mesnevi'de insanın yolculuğu tarif ediliyor ya, insan bir yolcudur. Sabavattan, yani çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder diyor. Evet, insan şu dünya hanında, yani geçici fani olan şu dünya hanında aziz bir yolcu. Ölümle beraber bu dünya hanından nereye gider? Berzah alemine. Yani kabir alemine gideceğiz. Orada ahirete geçmek için kıyametin kopmasını bekleyen ölülerin ruhlarıyla beraber olacağız. Onlar gibi orada kıyametin kopmasını bekleyeceğiz. Sonra kıyamet kopacak. İmtihan ve bekleme salonu olan bu dünya tamamen kapatılacak. Yeryüzünde hiçbir canlı kalmayacak. Bundan sonra Cenab-ı Hak bütün ölüleri tekrar diriltip bir yerde toplayacak. İşte biz buna haşir diyoruz. Mahkeme-i Kübra denilen büyük mahkeme kurulacak ve herkes dünyada yaptıklarının hesabını bir bir ne yapacak? Verecek. Ve her hak, yani ayetin ifadesiyle, birçok hadisin ifadesiyle her hak sahibine bir tamamiha teslim edilecek. Yani orada öyle tablolarla karşılaşacağız ki iyi ki ahiret var diyeceğiz. Yani muhteşem hadiselere şahit olacağız. Burada olduğumuz gibi öyle hassas bir terazi ve mizan kurulacak ki, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle boynuzsuz olan koyunun bile kendisine vuran boynuzlu koyundan hakkını alacağı hadiselere ve olaylara şahitlik edeceğiz. Hani meşhur Kur'an'da ayetler var ya, Zilzal Suresi 7 ve 8. ayetler. Serdar abi, Bismillah, femen ya'mel miskale zarratin hayran yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Yani kim zerre kadar hayır ve kötülük işlerse karşılığını görecek ayetini orada ne yapacağız? Müşahede edeceğiz. Her hayır ve şer karşılık görecek. Ve Allahu Ekber nidalarıyla, La İlahe illallah nidalarıyla iyi ki ahiret var diyeceğiz. Burada dediğimiz gibi, buradaki Müslümanların dediği gibi iyi ki ahiret var diyeceğiz. Rabbim görmeyi ve diyebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak yolculuğumuzu kolay kılsın. Dedik ya, uzun bir yolculuk. Ruhlar aleminden başlayıp ebede kadar giden bir yolculuk. Biz şu an hangi safhasındayız? Birilerimiz gençlik, birilerimiz ihtiyarlık safhasındayız. Ama bu yolculuk devam ediyor. Rabbim o yolculuğumuzu kolay kılsın. Yolculuğumuzu hayırlı ve mübarek eylesin. Bu yolculuğun sonunda cennetine ve cemaline kavuşabilmeyi hepimize nasip etsin.